99 operasyonunda da bu kişiler Bilim Araştırma Vakfı mensubu olarak Bilim Araştırma Vakfı'nı savunmuşlar. Defaten birçok yerde hem Bilim Araştırma Vakfı'nı savunmuş hem de desteklemişlerdir. Yani bu bilinen şeydir. Ama tabii diğer iftira çetelerinin üyeleri gibi bunlar da bir süre sonra menfaatlerinin peşine düşmüş ve kendi yollarına gitmişlerdir. Ayrıca İsa Tatlıcan'ın uygunsuz davranışları yüzünden camiamız da onu dışlamıştır o dönemde. Şimdi bu kişi bundan dolayı bir husumet içerisindedir. Vakfımıza karşı bir husumet beslemektedir. Bu husumetin sonucunda davalaşmalar olmuştur. Bilim Araştırma Vakfı üyeleriyle kendisi arasında zaten davalar da vardır. Yani böyle aleni vakfımızın mensuplarına ve Sayın Adnan Oktar'a husumetli bir insanın yaptığı iftira kampanyasıdır bu. Ve bulunduğu mevkiyi de kullanarak ve kendi karanlık o bağlantılarını da kullanarak böyle bir imaj çalışması yapmıştır. Böyle bir medyada linç kampanyası başlatmıştır. Bu son derece önemli, tehlikeli bir harekettir. Özellikle İsa Tatlıcan'a dikkat çekiyorum. Hatta son dönemde, son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla işte o bilinen Çengelköy'deki eve gelen A Haber muhabirleri de gene İsa Tatlıcan'la bağlantılı kişilerdir. Oradaki muhabirlerin başındaki kişi gene Sabah gazetesinden, istihbarattan bir kişidir. Nazif Karaman diye bir kişi. Bu kişi baktığımızda kripto FETÖ'cü olduğuna dair iddialar vardır. Güçlü iddialar olan bir kişidir. Bu kişi şimdi geliyor bu Çengelköy'deki arkadaşlarımızın kaldığı evde, Sayın Adnan Oktar'ın geldiği eve araştırma yapıyor. Bir kere her şeyden önce bunu nasıl yapabilir? Yani orada polisin mühürlediği bir yere, yani sonradan gelip ön yargılı, tarafgir olduğu belli olan bir kişi nasıl araştırma yapabilir, nasıl arkadaşlarımızın eşyalarını karıştırabilir?